uyanır uyanmaz kapı sesi duyuldu. Etraftan yok elinizler. Peki balkona çıkınca bir eylem yapmayacaklar mı? Kesinlikle yapacaklar. Depresyona sokmak için, strese sokmak için. Ne olacağını biliyor musunuz? Biliyorsunuz bence. Çünkü işaretleri burada var. Sinekler yok. Sinekler etraftan yok oldu. Neden? Gizliyor mu acaba? Çünkü bazen istediği an tek tük çıkarabiliyor. Bu durumu binlerce sineğe boğabiliyor. Fakat ben inanmak istiyorum ki yok oldular. Allah yok etti. Siz
böyle zulümlere devam edin bu hayvanlarla, onları da yok edecektir. Evet. Bu hayvanları sevdiğiniz falan yok sizin. Zonos askeri olarak kullanıyorsunuz. İstediklerinize saldırıyorsunuz. Sizinle beraber hayvanı güdenler besbelli haberleşerek, adres vererek, bir pislik o, bir pislik o, bu zulmü kesin. Allah bütün hepsini yok edecektir. Zaten sizler yok ediyorsunuz yavaş yavaş. Sadece seçtiklerinize zulüm yapmıyorsunuz. Bu hayvanları sokaklardan barındırarak genç yaşta ölümlerine, hastalıklarına nedensiniz. Bu da böylece belli ediyor ki siz bu hayvanları sevmiyorsunuz. Umurunuzda değil. Sizin yaptığınız zulüm, hırsızlık, yağmacılık. Sokak hayvanı da, sokak fitneye bak. Hayvan sever. Onların sokaklarda sürünmesine, çöplerde sürünmesine razı olmaz. Fitne bana çoktan belli. O bir, iki, sonrası ne olacak be? Diyelim bıraktılar bu hayvanlar üresin, üresin, üresin. Besleyemeyeceğiniz kadar fazla olacaklar. Ne yapacaklar o zaman? Barınaklardan örneği belli. Böyle devlet barınaklarından değil, videolarını seyrettiğim, siz gavurların işlettiği, etrafa salmak için ürettiği, hayvanların bulunduğu barınaklar, birbirlerini yiyorlar. Dog eat dog diyor İngilizler. Türkçe onun atasözü var mı bilmiyorum. Köpek köpeği yer mi? Belki dünyadaki kediler de zannedersin. Tek hayvan türü bunu yapan, kendi cinsine saldırıp öldürüp yer. Ne olur onun sonu, etraf hayvan kaynıyor ve zoonoz hastalıklar kaynıyor. İyi düşünün, kendinize de zulmetmiş olacaksınız. Seçtiklerinize zulmettiğiniz, işkence yaptığınız yetmez gibi. Size şunu söylüyorum, tekrar düşünün. Bu zulme devam edin siz. Bu hayvanlar sineklerin yok olduğu gibi. Eskiden duvarım simsiyah olurdu ben çıkarken. Kumandalı gibi gelirdiler, oraya konardılar. Depresyon yaratmak için. Büyücü gibi gönderilirdi onlar. Hepsi ısırıyor muydu? Yok. Fakat Allah hepsini yok etti. O şekilde hayvanlarımızı da yok edecektirler. Uyarıyorum. Onlarla beraber sizi de. Sizin hayvan sevdiğiniz falan yok be.
sırayla gelip nöbetleşe milletin penceresinin önüne pislikleri. Onu geçiyoruz hayvana yönelik düşüncelerimizi paylaşalım. Kaldırmadan bırakıyorsunuz bütün hayvanlar, özellikle bu iki hayvan. Hastalıklı kurtlu parazitli doğuyor. Ömür boyu parazit üretiyor. Ve sıçıyor. Bırakıyor oraya. Sonra sizin kendi hayvanınız gelip onunla koklaşıyor. Besleniyor. Parazitleri kapıyor. Nereden ama? Hayvan severmiş. Bilerek hayvanınıza parazit kaptırıyorsunuz. Bana mı fitneyi anlatacaksınız? O parazitler seneler yaşıyor. Burada gözümün önünde hepsi gelip turnikeye sıçıyor. Hepsi geliyor aynı yere. Hayvan kokluyor. Bazen sırtı dönükken sahibi yiyor. Ki tabiatları bu. Parazit zoos dolu pisliği. Hayvan sever. Masalı geçinme. Gördüğüm kadar sizin tek amacınız insanlara zarar vermek. Arka komşulardan örneklerim var. Üst komşudan. Diğer bölümden ölene hastalanana zoos. Sizin yaptığınız bu zulüm, insanlar işkence ağrıları içinde ölüyor. Kanserliydi düşünün. Hureyre hoş geldin. Senin hayvanlarından bahsediyorduk. Senin ve sülalenin yönettiği hayvanlardan. Özdemir olarak. Bin ağacı. Başka şeytan varsa gönder akbaba. Çayın yarısına geldik. Yetişmediler mi daha? Ne için geçiyor tam buradan? Emin olun yapacağı iş için değil. Güç gösterecek. Senin bu sabahki baş kaşıntılarının arkasında kimler var? Ve diğer güç gösterilerinin arkasında kimler var? Onu gösterecek. Evet, Ureyreler ve Orkunlar. İmza kampanyası nasıl gidiyor? Bütün komşuları bana karşı çevirebildiniz mi? Olduğunuz narsistler gibi. Bok tezgahını devam ettirmek için. Evet, sözde hayvan severler. İyi düşünülme. Sadece böyle seçtiklerine bastırmıyordular. Doğum hastanesinde doğmamış bebelere girmeleri. Videolarında. Allah tümünüzü yok edecek. Hayvanlarınıza bu zulme son vermezseniz ben de inşallah deyip alkış tutacağım. Tüm duraklara, okullara, hastanelere, ATM'lerin önüne ne işleri var lan? ATM'lerin önünde. Niye orada besliyorsunuz? Çünkü kablo kanalları. Hepsi böyle kanal olayı. Her barındırdıkları yer. Her bunların kulübelerini koydukları yer. Parazitlerini koydukları yer. Her sıçtıkları yer. Zonos için kanal yolu. Evet, annem söylediğim gibi
çayım bitiyim. Leki geliyor. Yine aynı hareket. Dünkü gibi. Ve sen ne yapıyorsun be Yusuf? Bunları Allah'la mı korkutacaksın? Allah'a inanmıyorlar ki. İnansalar namazlarına burada göndermezler sıçmaya. Şamataya, gaza getirmeye, namazını bozmaya, buradan düğmeye basarak. Evet. Çabuk geldim ben. Sadece kendimi gösterecektim. Ben zavallı bir ihtiyar. 20 senedir hiç değişmiyor. Daha çok ihtiyarlamıyor. 20 sene önce havaya ateş etmişim diye karakola sürüklediği zaman beni, utanmıyor musun lan sen 70 yaşındaki adama? Şimdi 90 yaşında olması gerekiyor. Buyurun görün. Ey toksoplazmalı kakadır diye. Yeni askerin yok mu be? Ufak pitbullum. Videoya çıkınca götü kesildi değil mi? Ne yapacaktı? Polis. Dava yükleyecekti. Beni videoya çekiyor. Özel hayata müdahale. Penceresinin karşısına sıçıyorum, gidiyorum. Sonra görün yani bunlar nasıl sıçtırabiliyor. Sonra 20 metre ilerideki bunların işbirlikçisi kuaförün önünde sıçtırıyor. Onu kaldırıyor ve bizim evimin önündekini kaldırmıyor. Daha önce de örneğini yayınladım. Böyle bunlar 3-4 kere sıçtırabiliyor istedikleri noktaya. Bunların zulüm için hayvanları nasıl yönettiğini çok yayınladım. Düşünün yani, bir oraya sıçtırıyor, zomoslu, pisliğini, parazitliği, kurtlu, mikroplu, virüslü, birkaç metre öteye de sıçtırabiliyor. Biraz daha gidip birkaç metre öteye daha sıçtırabiliyor, düğmeye basar gibi. İstedikleri an tümü gelip penceremin önünde sadece penceremin karşısında havlatıyordu. Arka komşularla bileyim böyle zamanlamayla havlamalardan istedikleri zaman havlatıyorlar. Bunlar bir olay yapmasa bu hayvanların çıtı çıkmaz. O zaman Allah'ın sessiz kulları olurlar. Bir tane de eskilerinden geldiğim. Hayvan sever. Aynı hikaye, en çok iki tur atıp geri gidecektir. Fakat buradan eğer sözün duyulduğu için daha uzun da sürebilir. Evet, hayvan sever. Bunu böylesi bilir. Allah zulmü sevmez. Kul hakkı yiyenleri de sevmez. Yalancı, namussuz, günahkarları da sevmez. Aynen öyle bir tur dolaştı. Tur
Türkiye tarafına gidiyor. Bu hayvanları sevmiyor. O yüzden bizi görünce stres olur. Depresyona girer. Anla nöbetçi değişimi. Yeni ortaya çıkan buraya baktı. Oraya dikilecek suratıma bakarak dört gözle bekliyordu. Gözlükleri var. Diğeri gibi orada sıçtıracak mı acaba? Evet. Yeni ekipman nerede? Bu iki tane geldi. Aynı zamanda ortaya çıktılar. Pitbull'u eksik. Ooo, strese soktu. Çıktım buraya bakma. Gelip apartmanımızın karşısına sıçacak mı diye. Çünkü hepsinin yaptığı iş bu. Gece gündüz. Parazitli toksoplazmalı kakadırı ye. Videolarımı izleyen bilsin. Bu videolar naklen deçal. Bu sözlerle kapatıyorum. Ey sözde hayvan severler. Siz hayvan sever falan değilsiniz be. Zalimlerin ta kendilerisiniz. Bunu böylece bilmiş olun.